Arkadaşlar, takı tasarım atölyesine hoş geldiniz. Bugün yine eğlenceli bir bileklik türümüz var. Fakat sizden ricam, bu bilekliği yapmaya başlayınca veya herhangi bir aktiviteyi yapmaya başlayınca şöyle bir düşünce oluşsun aklımızda. Bugün kötü bir alışkanlığımı terk etmek üzere bu işe atılıyorum diye arkadaşlar. Bu şekilde yaparsak hem güzel duygular içinde oluruz, hem de yaptığımız işten mutluluk duyarız arkadaşlar. Evet, fazla lafı uzatmayalım. Ve şimdi biliyorsunuz geçen yaptığımız videoda tekli boncuk çalışması yapmıştık. Yani lastiklerle, bu şekilde saç lastikleriyle. Bu sefer arkadaşlar bunun baklava desenli gibi olanını yapacağız arkadaşlar. Evet, şimdi ilk başta lazım olan malzememiz şu şekilde. Bir misina veya ip olabilir arkadaşlar. Yani basit bir misina veya ip. Bunu ne için kullanacağız? Zaten yapınca anlayacaksınız. Hangi malzemeyi kendinizde hangisini kullanacağınızı anlayacaksınız. Arkadaşlar ilk başta bir tane lastiğe şu şekilde şöyle bir, şöyle iki. Bunu tam olarak ortalıyoruz şu şekilde. Ve şu şekilde oluyor arkadaşlar. Ve bundan yaklaşık bir 8 tane kadar arkadaşlar. 7 veya 8 zaten bitimde göreceğiz kaç tane olduğunu. Şöyle bir tane de tam ortaya alıyoruz bunu, bakın. Şöyle tam ortaya alalım. Bu şekilde de arkadaşlar. Yine aynı şekilde 8 tane veya 7 tane zaten iş bitiminde göreceksiniz kaç tane yaptığımızı. Yani ikisini beraber kombine yapacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi bunları yapmaya başlayalım. Bakın, şu boncuklar isterseniz farklı boncuklar da olabilir. Yani tesbih boncuğu olur, normal farklı boncuklar olabilir. Yani büyüklük şu kadar arkadaşlar. Yani bunlara 6 milim deniyor. 10 milim de olur, 6 milim de olur ama 6 milim en uygunudur arkadaşlar. Yani illa plastik de olabilir, her türlü olabilir. Yuvarlak olsun yeter. Evet arkadaşlar, bunları yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, biz hazırladık bunları. Ve arkadaşlar şöyle başlıyoruz. İlk başta şöyle, hemen şuradan unutmuşuz onu. Bir tane beyaz lastik alıp arkadaşlar, şöyle yakınlaştırayım kameramı, daha iyi görün. Bakın, bir lastiği özür diliyorum. Şekilde taktıktan sonra şöyle çaprazlamasına bırakıyoruz, bakın bu şekilde. Ve şimdi arkadaşlar bu elimde görmüş olduğunuz kancayı şöyle getirip şuraya takıyoruz arkadaşlar. Ve şimdi birinci boncuğumuzu alıyoruz bu şekilde. Birinci boncuğumuzu hemen şöyle buraya takıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde bakın takıyoruz. Taktıktan sonra tekrar şimdi tığımızı alıyoruz arkadaşlar. Ve şuradan altta taktığımızı alıyoruz. Şu şekilde de gösterelim. Şöyle biraz netleştirelim, evet. Bunu alıyoruz üste arkadaşlar. Bunu da şuradan alıyoruz üste. Ve şimdi şu kancayı çekiyoruz, bakın bu şekilde. Evet. Şimdi bunu aşağı bastırıyoruz ve bu sefer ikiliyi koyuyoruz, bakın. Bu şekilde ikiliyi koyduktan sonra arkadaşlar bu sefer bu lastiğimizi alıyoruz, bakın şu tek boncuklu lastiğimizi alıyoruz buraya ve öteki taraftan da yine onun yanına arkadaşlar ve yine şöyle bir çekiyoruz ve bunu da aşağı basıyoruz, tekrar bir tane alıyoruz şöyle takıyoruz, normal takıyoruz. Şimdi çift lastikli alıyoruz. Pardon, çift olan lastiği alıyoruz. Yani şurada takmıştık ya arkadaşlar. Biraz uzaklaştırayım netleşsin. Evet.
Bunu da buradan bu şekilde alıyoruz arkadaşlar ve çekiyoruz bu şekilde. Ve yine tekrar aşağı alalım. Ve yine çift lastikli, yani pardon, çift boncukluyu alıyoruz. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Evet. Bakın. Şuradan alıyorum lastiği. Buraya koyuyorum bakın. Buradan alıp üstüne koyuyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Bir çift, bir tek. Bir çift, bir tek arkadaşlar. Başlarken tekle başlıyoruz. Ondan sonra bir çift, bir tek diye başlıyoruz. Arasına başka lastik koymak yok. Üzerindeki lastiklerle yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle de çekiştiriyoruz. Çünkü düzelsin, otursun diye arkadaşlar. Bakın bu şekilde oluyor desenimiz. Şöyle yaklaştırayım. Evet. Şekilde olmuş oluyor arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz şimdi. Tekrar. Tek koyduk. Şimdi çift koyuyoruz. Bileğinizin ölçüsüne göre istediğiniz şekilde, yani ölçerek yetti veya yetmedi diye, bu biliyorsunuz bu şekilde yapıldığını sonsuza kadar sürebilecek bir bileklik yapımıdır arkadaşlar. Evet. Bir çift, bir tek. Bir çift, bir tek arkadaşlar. Öyle gidiyoruz. Yani boncukları bir çift. Lastikler hep tektir zaten. Her zaman taktığımızdan bir önceki boncuğumuzu onun üstüne geçiriyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi çift takmıştık. Şimdi tek takıyoruz. Şöyle çektiriyoruz ki düzelsin diye arkadaşlar. Evet. Bakın şeklimiz ortaya çıkmaya başladı bile. Evet, devam edelim bu şekilde. Bakın çift takmıştık. Şimdi tek takıyoruz. Bu şekilde. Şöyle yaklaştırayım biraz daha. Evet. Ve şu bunu alıyoruz, bir lastiğimizi buraya. Bunu da buraya. Böyle şöyle çektirip düzeltiyoruz arkadaşlar. Böyle bileğinize göre olacak şekilde devam ediyoruz. Biraz hızlanalım mı, ne dersiniz? Bir çift, bir tek devam ediyoruz. Evet, bakın. Özür diliyorum. Şu şekilde bakın olmaya başladı bile arkadaşlar. Şimdi düzeltelim şöyle elimizle. Evet.
Ve devam edelim aynı şekilde. Bir tek, bir çift. Her yaptığımızda aşağı almayı da unutmayalım. Mutlaka ki hem düzeltip hem aşağı alalım ki düzgün olsun bilekliğimiz. Arkadaşlar bu da çok önemli. Hem alma konusunda lastiği, öteki lastiği alırken de rahat ederiz. Bunu da unutmayalım. Her seferinde bakın çektiriyorum ki düzelsin diye arkadaşlar. Siz de bu işlemi yapın her zaman. Bakın şeklimiz nasıl gayet top top. Sanki bir nar tanesini andırıyor. Ya da elma. Portakal. Evet arkadaşlar bakın ne kadar güzel ortaya çıkıyor. En sonunda düzelteceğiz ve çok düzgün duracak bakın. Zaten şu anda bile düzgün duruyor. Bir bakalım bileğimize. Şöyle. Biraz daha yapmamız gerekiyor. Evet. Gerçi şimdi benim bileğimde olan bayanlar için bu uygun arkadaşlar şu an. Evet. Şu an uygun durumda. Şimdi en son arkadaşlar bakın şöyle yapıyoruz yine. Tekrar bir tane beyaz. Şu şekilde alıyoruz arkadaşlar bir tane beyaz. Yine şu şekilde yapıp bu sefer yine çapraz koyuyoruz. Bakın çapraz koyduk arkadaşlar. Ve şimdi evet şimdi son olarak en son lastiğimizi şuradan şuraya takıyoruz. Ve şimdi şuradan bakın takıyoruz. Bunu çıkartıyoruz. Bu şekilde. Ve şunu da şuradan takıp şu şekilde çıkartıyoruz. Bu şekilde olmuş oluyor. Ve şimdi çıkarttığımız lastiği ilk taktığımız kanca vardı şu. Onu hemen şuraya önce bir düzgün bakarak şöyle geçiriyoruz arkadaşlar. Evet. Ve şu şekilde bir bilekliğimiz olmuş oluyor. Evet arkadaşlar. Dediğimiz gibi artık ne yapıyoruz? Her atıldığımız bir işe başlarken bir sorunu kafamızdan çıkartıp veya bir kötü alışkanlığımızı kafamızdan çıkartıp iyi şeyler düşünmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar, beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Takı tasarım atölyesi olarak öteki videolarımızı da izlemenizi tavsiye ediyoruz. Arkadaşlar herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.